doktor arkadaşlardan eşinizin hikayesini dinledim. Gereken her şeyi yapmışlar. Yaptılar sağ olsunlar. Sizin tavsiyeniz nedir? Burada kalmasında bir sakınca yok. Ama bence tam teşekküllü bir hastanede uzman hekimlerin her an müdahale edebileceği bir durumda olmasında yarar var. Tabii son karar sizin. Taşınması tehlikeli değil mi peki? Yok, ambulans uçaklarla taşınabilir. Tamam. Gidelim o zaman. Tamam. Ben hazırlıkları başlatıyorum. Ne oldu kızım? Ne dedi doktor? Boran'ı İstanbul'a götürüyorum baba. Daha güvenli olacak. Her şeyin hayırlısı kızım. Yapılacak işler vardır. Ben bir içeri bakayım. Haydi sen bak işine yavrum. Beder. Bizim de gitmemiz lazım ha. Nereye? İstanbul'a. Ya bizim ne işimiz var orada Celil? Ya ne işimiz var olur mu? Hem senin tetkikleri yaptırırız hem de kızımızın yanında oluruz. Fena mı? Sıla'ya ne diyeceğiz peki? Söyleyecek bir şey buluruz ya. Tamam. Ağam. Buldunuz mu yerini? Çocuklardan biri peşinde ağam. Durmuyormuş. Sürekli yer değiştiriyor. Elbette yorulacak eninde sonunda. Nerede kaldığı öğrenilsin, bana haber verilsin. Baş üstüne ağam. Bir kuytuda indirilecek. Sessiz sedasız. Göre neden olmayacak, anlaşıldı mı? Yanlış, eksik yaparsanız hesabını senden sorarım Serhat. Emredersin ağam. Başlangıçta itiraf ediyorum. Hafife almıştım sizi. Burhan'ın açtığı davanın peşinden koşturan dolaşı olarak görmüştüm. Ne değişti peki? Ben gerçekten de kocasının haklarını devralmış bir kadınım. Yapmayın Esma Hanım. Evinizde oturup acınızı yaşayacağınıza bir şirket toplantısından diğerine koşturuyorsunuz. Neden? Bütün bir öğleden sonranızı ayıracak kadar önemli mi bu? Eğer bu buluşmanın sebebi beni anlamaya çalışmanızsa izninizle. Lütfen. Buyurun, lütfen. Size bir teklifim olacak. İlk yapı. Holding'in amiral gemisi. Sizin orada bulunmanızı istemiyorum. Şirketteki hisselerinizi hemen devralmaya hazırız. Karşılığı ne olursa olsun verilecek. Rakamı siz belirleyin. Bu konuşmayı yapmanız için Sıla Hanım mı görevlendirdi sizi? Hayır, onun haberi yok. Güzel. O halde bu görüşme sona ermiştir. Çünkü muhatabım siz değilsiniz. İyi günler. Seni İstanbul'a götürmeye karar verdiler sevgilim. Her şey daha iyi olacak. Sürekli kontrol altında tutacaklar seni. Abay da yanımızda. Her şeyi hallediyor. Sen de biraz gayret et olur mu? Bir an önce uyanmaya bak. Çok özledim seni. Söz veriyorum bir daha üzmeyeceğim seni. Gizli söz. Sabah uçağıyla mı geldiniz? Evet, doktorlarla birlikte. Kalsaydınız keşke, en azından bir gün. Ben de öyle düşünüyordum ama hoca Boran Bey'i gördükten sonra İstanbul'a götürme kararı aldı biliyorsunuz. Abim ne kadar kalacak bir bilginiz var mı? Lucy'im, hele bir gidelim. Sıla'nın bana ihtiyacı var biliyorsun. Belki ben de gelirim. Tabii ki, her zaman bekleriz. Ha abi. Hele bir Boran iyileşsin. Belki hiç gerek kalmaz. Hep beraber döneriz. Gizem, hadi biz çıkalım artık. Geç kalmayalım. Ben seni varınca ararım, olur? Görüşmek üzere. Gel, gel.
ben hallederim. Benim yüzümden düzeninizi bozmayın boşu boşuna. Ya kızım olur mu öyle şey ya? Bizim de düzenimiz olacak ki. Hem senin yanında olursak bizim de içimiz rahat eder. Değil mi? Emir ne olacak peki? Ya onlar narinle bakarlar birbirlerine. Hem ne kadar kalacağız ki? Eninde sonunda memlekete döneceğiz kızım. Sen ne diyorsun anne? Sen ne dersen o kızım. Peki o zaman. Siz eve gidin hazırlanın. Benden haber bekleyin. Tamam. Tamam yavrum. Tamam kızım. Oğlum iyi olacak. Derdine çare bulacaklar mı? Hı hı. O kadar yolu nasıl gideceksiniz? Ambulansla. Ambulans uçakla. Doktorlar da uygun gördü. Heh. Öyleyse biz de Ayşe'ye söyleyelim, bavulumuzu hazırlasın. Ana, biz burada kalalım daha iyi. Hem ben istirahatlıyım biliyorsun. Doktor kendini yorma dedi. Ben burada yalnız bırakacaksınız. Sen burada kalırsın. Ben giderim. Hem gelin kızımızı bir başına bırakacak değilim. Ya baba, İstanbul bilmediği yer Allah aşkına. Siz beni merak etmeyin. Orada beklemenin dışında yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Narin'le burada kalın ki gözümde arkada kalmamış olur. Vedat, taşları öyle bir yerleştirdim ki degil yağmur kar yağsa hava kazıyor. Hey, eline sağlık. Niye ben de gelmiyorum? Ulu oğlum, okul seni mi bekleyecek burada? Ne kadar kalacağız ki? Bir hafta, olmadı iki hafta. Hem geri geldiğimde iki katı çalışacağım derslerime. Söz, yemin ederim. Hem söz, hem de yemin ederim. Beni Elif teyzemlere bırakacaksınız değil mi? Ben de hep evden kaçacağım, derslerimi yapmayacağım. Okula da gitmeyeceğim, hep yaramazlık yapacağım. Buna bizi tehdit mi ediyorsun şimdi? İyi de oğlum, biz seni Elif teyzemlere bırakmayacağız ki. Yani, sokağa mı bırakacaksınız? He, sokakta bırakacağız. Allah Allah, dur oğlum daha acelen ne? Lafımı bitirmedim. Senin Narin yengenle bırakacağız. He, baştan desenize. Ben yengemi yalnız bırakır mıyım? Ya, aferin benim güzel oğluma. Delil, de haydi kalkın, daha buraları toplayacağız. Hadi oğlum, sen de yardım et bize. Al şunları, de haydi. Şuradan başlayalım. Al şunları, gel şunları götür içeri. Dikkat edin, sarsmayın. Arkadaşlar, yavaş yavaş. Güle güle gelin ağam. Allah Boran'a amacı şifa versin. Emre'ni bekleriz gelin ağam, ne olursa. Siz Firuze ile Kevser Hanım'a iyi bakın, yeterli çocuklar. Sen hiç buraları düşünme gelin ağam. Boran ağama iyi bak, biz buraları hallederiz. Sağ ol Şahin. Baba, hadi biz de binelim artık. Hadi oğlum. Ay, emanet olun yavrum. Emre sana hadi Beda. Thank you.
senin kocan. Her ne kadar bana dava açmış olsa da benim de akrabam. Cenazesini bile beklemeden benimle pazarlık yapmaya mı geliyorsun? Ne demek bu? Bak ben... Üstelik Burhan abi senin davranışların yüzünden katil oldu. Ardından da öldü. Hiç mi kendini sorumlu hissetmiyorsun? Bir dakika. Sen beni... Tamam, hisselerini alırız. Fazlasını da veririz. Hamile olduğunu biliyorum. Ama biraz bekle. Ben buraya bunun için gelmemiştim. Ama görüyorum ki sen kapına gelen herkesi mağdur görüyorsun. Merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Efendim Dilaver. Esma Hanım, ben İstanbul'a geldim. İyi. Hoş geldin. Yarın bir yemek yiyelim de biraz iş konuşalım değil mi? Olur. Kaçta? Ben seni arayacağım. Malum bu aralar her şey hızla değişiyor. Son havadislerden haberin var. Ne havadisi? Sıla Hanım, Boran ağamızı İstanbul'a getirdi. Burada hastaneye yattı. Yo, bilmiyordum. Sıla burada mı yani? Ha, burada. Artık bir geçmiş olsun ha gidersin değil mi? Ne de olsa o kadar hukukunuz var. Alo. Hangi hastanedeymiş? Vay. Bedir Han. Bak biz nereye geldik böyle oğlum? Celil, sen daha önce gördün burayı. Ya nereden göreceğim Bedir? Ben daha önce gelmedim ki değil mi? Buyurun. Çay. Buyurun. Yeğenim ver birini bana. Sağ ol oğlum. Hoş geldiniz. Buyurun. Geç Bedir, geç. Nasılsın Nurhan? İyiyim, sağ olun. Sizin sınıf? İyi diyorum, çok şükür. Yeğenin burası Sıla'nın evi mi? Evet efendim. Lamia Hanım'ın evi burası rahmetli. Anneannesi Sıla Hanım'ın. Ha, güzel evmiş. Celil, bir şey dikkatini çekti. Ne gibi? Ya bir şu eve bak, işte bize. Ya ne olmuş bize? Bir toparlanalım Celil. İnsanlar kabul etse bizi bu ev kabul etmez anam. Şu işleri bir hale yola koyalım da üstümüze başımıza bir çeki düzen verelim. Odanız hazır, dinlenmek isterseniz buyurun. Ey madem, haydi göster odamızı kızım. Al kızım. Bak paşa, nereye geldik biz paşa? Ahmet Ağa'yı bulursak... Bulursak yok abi, bulacağız. Evelallah ağam. Diyeceğim, ne yapacağız bulunca? Zinar ağam emrini söyledi mi? Söylemedim. Bir abuya danışayım, öyle karar vereceğim dedi. Estağfurullah, affedersin.
Ahmet Ağa indireceksek hazırlıklı olalım diye dedim. Başka şey değil. Sen her zaman hazırlıklı ol Apo. Gerisine karışma. Ben size beni aramayacaksınız demedim mi? Ağam biliyorum ama önemli. Neymiş önemli olan? Koronayı İstanbul'a taşımışlar. Orada hastaneye yatırılmış. Başında da hoca duracakmış. İyi, tamam. Bir daha aramayın beni buradan. Başka bir şey olursa Serhat'ın telefonundan arayın. Tamam ağam. Cehenneme gitsem arkamdan gelecek. Bırakmıyor peşimi. Güzel. Değerleri gayet normal. Yolda sarsıldık biraz. Çok korktum bir şey olacak diye. Biraz hızlı nefes alıyor ama o da düzelir. Kolay değil, yorulmuş. Kim nöbetçi bugün? Asistan olarak ben varım hocam. Hemşirelerden birini görevlendir. Başından hiç ayrılmayacak. Sen de saat başı kontrol edersin. Tamam hocam. Gizem, sen eve git istersen. Sabahtan beri biz de zaten koştur koştur sen de yoruldun. E sen ne yapacaksın? Ben burada kalacağım zaten. Hele bir Sıla gelsin, ona göre karar vereceğiz. Sıla? Ne oldu, ne diyor doktor? Durumu stabilmiş. Ama zor kısmını atlattık. Siz de çok iyi oldunuz Sıla Hanım. Eve gidip dinlenin isterseniz. Biz nasılsa buradayız. Sıla ben buradayım zaten. Sen git. Yani sen gitsen de kalsan da burada olacağım. Sen git biraz dinlen, sabah nöbeti devralırsın ha. Peki, bir şey olursa? Ararım. Merak etme. Sağ ol. Görüşürsün. Çok şükür. Biz buraya nasıl alışacağız Celil? Alışırız Bedar. Alışırız. Ya alışamazsak? Ya alışamazsak gider başka yerde kalırız. Ne olacak sanki? Kalırız değil. He kalırız. Medar. Hı. Bir an önce gidip şu şeyi yaptıralım ya. Hani. Ya beni duymuyorsun. Bu hani miyopsi. Neydi? Ya işte onu yaptıralım diyorum ha. Miyopsi. He. Sıla'ya ne diyeceğiz peki? Söylemeyeceğiz değil. Yok söylemeyiz. O zaten bütün gün Bora'nın başında. Bedo'yu da bu hanım kızımıza bırakırız. Biz gider geliriz değil mi? Tamam. Ya ne oldu yani? Çok sessiz beceri. Sabahın sesi yok. Ha, ben de çok özledim. Ararız. Konuşursun sesini duyarsın. Hem Naril'le de konuşursun değil mi? Haydar. Var mı başka yapamadın? Evet yenge. Barajlarda biriken sulardan nasıl yararlanırız? E sen bir düşün önce. İçme suyu. İstanbul'daki barajlar kurulmuş ya. Oradan aklıma geldi. He, tamam işte başka. Sulama için. Heh. Babamlardır. Alo. Alo. Narin kızım nasılsın yavrum iyi misin? Ver bana. İyiyiz baba iyiyiz. Abim nasıl? Yok kızım aynı yatıyor işte. Ya ver. Ya vallahi anam var ya telefonu çekiyor konuşturmuyor tamam mı? Haydi görüşürüz kızım veriyorum ananı. Al. Alo. Yavrum nasıl? Emir nasıl? Annenler nasıl? Torunum nasıl? İyiyiz ana, iyiyiz. Anamlar da iyi. Sıla nasıl? Vallahi yoruluyor garibim. İçeride Bedirhan'ı uyutuyordu. Ana, Emir konuşturmuyor burada, o istiyor. Al. Ana, ben ne zaman geleceğim? Dur oğlum, daha yeni geldik. Sen nereye? Ben de geleceğim. Vallahi beni almazsanız... Ben de burada otobüse binip öyle geleceğim. Tamam yavrum tamam. Biz sana bildiririz. Hadi ver Narin yengeni. Sıla ablan konuşacaktı. Alo.
Dur Nadin, götürüyorum telefonu. Nadin. Kızım uyumuşlar. Yorgunluktan bitti tabii yavrum. İyi madem. Sonra konuşuruz gene. Haydi güle güle yavrum. Tamam anacığım. Hadi hayırlı akşamlar. Tamam kızım. Haydi güle güle. Şunlara bak. Anasıyla kuzusu. Uyuyorum benim. Hayırlısıyla bir burun da iyileşseydi. Haydi gel. Ne oldu? Bir haber var mı Erkan'dan? Aksaray'da bir otele girmiş ağam. Daha da çıkmamış. İyi. İnini bulduk demektir. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu söylediklerimi sizden benden başka kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Emret ağam. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Bu Erkan denen adam da haddini aştı. Beni bile tehdit etmeye kalktı. Fazla uzadı yani bu iş. Serhat'a daha önce de söyledim. Bu işi temiz halletmek gerek. Elinize yüzünüze bulaştıracaksınız şimdiden söyleyin, başkasını bulayım. Merak etmeyin ağam. Altından kalkarız evvelamda. Yaraladık, ölmedi. Polis geldi, dinlemem ona göre. Acziyet gösterini kendi ellerimi öldürdü. Anladık ağam. Yüzünüzü kara çıkarmayacağız. Hadi bakalım. Gidin şimdi benden haber bekleyin. Emredersin ağam. Ben de tam bir şeyler yiyelim mi diyecektim. Yüzünün rengi soldu baksana. Hiç mi bir şey yemedin sen bütün gün? Evden çıkmadan bir şeyler atıştırdım herhalde. Ama hatırlamıyorum. Ama bak sen de yiyeceksin. Sen de bütün gün bir şey yediğini görmedim. Hayat ne garip değil mi? Sabah Mardin'deydik. Şimdi burada. İnsan kuş misali. Hayat böyle bir şey işte. Ne zaman nerede olacağını bilemiyorsun. Mesela ben daha 10 gün önce Boran Bey'le yurt dışı meselesini konuşuyordum. Yurt dışına mı çıkacaktınız? Yok o değil. Sadece ben. Almanya'da çalıştığımız firma bana iş teklif etti de. Sektörün en büyüğü. Tüm Avrupa'da. Çok geniş olanakları var tabii. Ben de Boran Bey'e danışmak istedim. Sağ olsun çok samimi davrandı. İyi düşünmem gerektiğini söyledi. Bilmiyordum. Çok sevindim. Hayırlısı olsun. Evet ama daha karar vermedim. Olanakları iyi diyorsun. Ya bir daha karşına çıkmaz bu fırsat. Değil mi? Öyle. Sen olsan ne yapardın Abay? Bilmem. Kalmamı gerektirecek bir durum yoksa giderdim herhalde. Alo. Alo. Ne oldu, hallettiniz mi? Kim neyi hallediyor Ahmet Ağa? Allah kahretsin. Ne oluyor? Başka bir mesele. Neyse ben de seni arayacaktım. Buralarda mısın sen? Hayrola? Ben düşündüm uzun uzun. Paranı ödeyeceğim. Ama bir şartım var. Buyur. Ortadan kaybolacaksın. Ondan sonra çık dışarılarda dolaş bir süre. Ortalık durulsun, ben sana haber veririm dön diye. Ne oldu da sen böyle birdenbire fikir değiştirdin? Sen paranı istiyor musun, istemiyor musun onu söyle. İstiyorum tabii. Tamam işte. Alacaksın paranı. Sonra da bu mesele kapanacak. Aa, yüz yüze bakıyoruz şurada. Yarın öbür gün işimiz düşer tekrar, belli mi olur? İyi bakalım. Yarın arayacağım seni. Nerede buluşacağımızı haber vereceğim. Telefonun açık olsun, tamam mı? Olur, sen merak etme.
Ne varsa sende var Ahmet Ağa. Adama iş bırakılmayacak demek ki. Buyur abi. Geri dönün Serhat. Yarın kökünden halledeceğiz meseleyi. Tamam abi. Kan değerleri çok iyi. Hatta bu durumdaki hastaların çoğundan iyi diyebilirim. Refleksler gayet normal. Bundan sonra sabırlı olacaksınız. Sabretmeye alıştım zaten. Konuşmaya devam edin. Aklınıza ne gelirse söyleyin. Anılarınızı anlatın, tanıdıklarınızı anlatın. Devamlı olarak konuşun. Ancak böyle çözeceğiz. İyi günler. Beder, iyisin değil mi? Ne oldu, bitti mi? Bitti Celil Bey. Biraz dinlenecek yalnız hastamız. Bir iki saat yatsın, sonra gidebilir. İyi, hadi geçmiş olsun. Tabii geçip giden bir şey yok Celil. Aldığımız parçayı kontrole göndereceğim. Birkaç güne kadar çıkar sonuçları. İyi, biz de o zaman geçmiş olsun deriz. İhbarda bulunmak istiyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi mi durumu? İyi. Daha da iyi olacak. Boran'ın durumunu öğrenmek için mi geldin? Hayır. Seninle konuşmak istedim. İlk yapıyı istiyormuşsun. Düşündüm. Sana verebilirim. Para da istemiyorum, önemli değil. Sadece rica etmen yeterliydi. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Açık konuşuyorum zaten. İlk yapı için bana gelmen yeterliydi. Avukatını göndermene gerek yoktu. Ne avukatı? Emre senin yanına mı geldi? Tabii. Haberin yok değil mi? Öyle olsun. Bana gelseydin her şey çok daha kolay olurdu. Sıla, ben senin ortağınım. Sana yardım ederim. Senden yardım istemiyorum. Ayrıca Emre... Çık buradan. Ben sana yardım ederim diyorum. Sen beni kovuyorsun öyle mi? Evet, kovuyorum. Senin yardımına ihtiyacım yok. Gücün yetiyorsa bütün şirketleri al. Umurumda değil. Ama şimdi defol buradan. Defol. Bu böyle bitmez Sıla. Görüşeceğiz. Sıla ben. Görüşebilir miyiz? Tertibat alındı mı? İyi, en ufak bir aksaklık istemiyorum. Hayır, beni bekleyin. Yoldayım, biraz sonra geliyorum. Beni özledin mi bakalım? Özle tabii. Siz yanınıza geldiğinizde nabzı yükseliyor. Gerçekten mi? Tabii ki, hiç fark etmediniz mi? Farkında değilim. Bakın şimdi. Kulağına bir şey söyleyeyim. Seni seviyorum. Şimdi bakın. Duyuyor yani beni. Hı hı. Elbiselerimi de giyineyim, gidelim eve. Ya Ubeda, ya bu nasıl iş?
Yani bir de birkaç gün diyorlar. Altı üstü bir şey tahlili yapacak olur mu öyle? Ne tahlili? Ya şey tahlili, ne bileyim ne tahlili yani? Delil, o kadar biliyorsan git orada kendin yap o tahlili. Madem bu kadar meraklısın. Meraklıyım tabii. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz Celil. Merak etme, merak etme. Bir şey çıkmayacak, biliyorum ben. Beder, çıkmayacak değil mi? Ya benim de içimden öyle geçiyor ha. Zaten kötü bir şey olsa seni de içine doğardı değil mi? He, doğardı tabii canım. Haydi. Ne haydi? Ya şu elbiselerimi ver, giyineyim. Akşama kadar burada oturacağız Celil. Nasılsın? Sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Benim adıma Esma ile pazarlık yaptın mı? Evet. Niye? Niye yaptın Emre? Her zaman senin yerine hareket etmiyor muyum Sıla? Keşke yapmasaydın. Keşke karışmasaydın. Ya neden Sıla? Yani anlamıyorum. Anlamıyorsun. Hiçbir zaman anlamıyorsun zaten. Ya anlat o zaman. Emre, bak, biz birlikte büyüdük. Çocukluğumuz birlikte geçti. Hayaller kurduk, heyecanlar yaşadık. Bunların hepsi çok güzel anlardı. Ama bu kadar. Bu kadar yani? Bu sadece bir iş ilişkisi değil. Aile meselesi oldu, görmüyor musun? Evliliğim ne hale geldi, Boran'la ilişkim. Bunların hiçbirini görmüyor musun Emre? Görüyorum. Çok üzgünüm. Ben bugüne kadar ne yaptıysam senin için yaptım. Her zaman. Neden yaptığımı, bunun sadece bir iş ilişkisi olmadığını ikimiz de biliyoruz. Ama sanırım buraya kadar. Ben artık çekiliyorum. Beni bir daha görmeyeceksin. Hoşça kal. İşte böyle. Anlayacaksın yine kovuldum. Gelin ağamız asabidir biraz. Bana gücün yetiyorsa şirketlerin tamamını al dedi. İnanamıyorum. Ya bu sefer gerçekten bitti. Tamam işte. Biz de gelin ağamızın isteğini yerine getiririz. Değil mi? Pardon. Efendim baba. Yok. Bulamadık baba. Hala arıyor çocuklar. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. Dua etsin de benden önce polis yakalasın. Yoksa cezasını... Yok baba, ben vereceğim der miyim? Olur mu hiç öyle şey? Sen dururken bana düşer mi? Tamam baba. Bir şey olursa ararım. Ne oldu? Kaldır ellerini. Kaldır ellerini dedim. Tamam hocam, tamam.
Üzerine arayın. Ben sana bunun hesabını sorarım Erkan. Al arabayı. Beni duyuyorsun biliyorum. Çocukken Narin'e şaka yaparmışsın. Uyanmayacak gibi yapıp korkuturmuşsun. Keşke şimdi gözlerini açsan, şaka yaptım desen bana da. Tamam. Vazgeçtim. Beni duyuyorsun ya. Şimdilik o da yeter. İyileşeceksin sevgilim. Sen iyileşirken, bu yataktan kalkarken her zaman yanında olacağım. Canım. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ben seni ilk gördüğüm anda sevdim. Sonrasında çok karşı durdum. Direndim, kızdım. Anladım ki kendime kızıyormuşum. Kendime direniyormuşum. Kendimle kavga ediyormuşum. Senin rüzgarına, çekim gücüne. Bu kadar çabuk teslim oldum. Sen nasıl bir insansın sevgilim? Bu kadar fedakar. Bu kadar çekici. Bu kadar sadık. Seveceğim. Bu insan benim kocam. Arkadaşım. Sevgilim. Benim yerim senin ya. Seni çok seviyorum. Sen de bizi sev. Ve hiçbir yere git. Sakın. Sakın bir yere.